Arkadaşlar, bugünkü konumuz telensefalon. Telensefalonda öncelikle şurada gördüğünüz oluk fissura longitudinalis cerebri. Bu da iki beyin hemisferini birbirinden ayırır. Daha sonra üzerinde kabarıntılar ve çukurlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bunlar giri serepli ve sulki serepli. Yani çoğul olarak söylediğimiz için giri serepli ve sulki serepli olarak isimlendiriliyor. Bu anlatacağımız kısım arkadaşlar, şöyle açıp gösterirsem. Şu an biz size korteks serepliği anlatıyoruz. Telensefalonda 6 tane lob bulunmaktadır. Şu şekilde lobus frontalis, lobus parietalis, lobus occipitalis, lobus temporalis. Burada şurayı kaldırdığımızda, temporali kaldırayım. Bakın şurada gözüken lobus insularis, biraz sonra ayrıntılı anlatacağım. Bir de lobus limbicus var arkadaşlar. Onun sınırları net belli değil. Onu daha sonra anlatacağız. Bu şekilde 6 lobdan oluşur. 3 yüzü var. Şöyle ikiye ayıracağım. 3 yüz var. Facies superolateralis, facies medialis ve facies inferior olarak ayrılıyor. 3 de kenarı var arkadaşlar. Margo superior, margo medialis ve margo inferior olarak adlandıracağımız 3 de kenarı var. Arkadaşlar, öncelikle facies superolateralis'i inceleyeceğiz. Facies superolateralis'te şu gördüğünüz oluk, şu sulcus centralis. Bu sulcus centralis, lobus frontalis ve lobus parietalis'i birbirinden ayıran oluktur. Şu gördüğünüz sulcus lateralis, bu da lobus parietalis'i ve lobus temporalis'i ayırır. Bir de arkadaşlar, şurada gördüğünüz lobus parieto-occipitalis, sulcus parieto-occipitalis, bu da parietal ve occipital lobları birbirinden ayırır. Öncelikle frontal lobdan başlayalım arkadaşlar. Frontal lobun en uç kısmına pollus frontalis diyoruz. Daha sonra arkadaşlar, sulcus lateralis'in 3 tane çıkıntısı vardır. 3 tane. Şurası ramus anterioru, şurası ramus ascendensi, şurası da ramus posterioru arkadaşlar. Şimdi ramus anteriordan sonra şu önde kalan alan pars orbitalis, şu ikisi arasında kalan alan pars triangularis ve şurası da pars opercularis. Şimdi burada iki tane sulkusumuz var. Bakın sulk şurası. Sulcus frontalis superior. Şu sulcus frontalis inferior. Sulcus frontalis superior, gyrus frontalis superior ve gyrus frontalis medius'u birbirinden ayırır. Sulcus frontalis inferior ise medius'la gyrus frontalis inferior'u birbirinden ayırır. Arkadaşlar, gyrus frontalis inferior'u aynı zamanda pars orbitalis, pars triangularis'ini oluşturduğunu da görüyorsunuz. Bir de arkadaşlar, bu sulcus centralis'in önündeki şu gyrus, gyrus'un özel bir ismi var. Burası gyrus precentralis. Onun önündeki şu sulcus ise sulcus precentralis'tir. Sonra parietal loba geçiyoruz arkadaşlar. Parietal lob sulcus centralis'in arkasıydı. Bunun arkasında ilk gördüğümüz gyrus, gyrus postcentralis. Onun arkasında gördüğümüz sulcus ise sulcus postcentralis. Burası sulcus intraparietalis, parietal lobu lobulus parietalis superior ve lobulus parietalis inferior olarak ikiye ayırır. Sulcus lateralis takip edersem, bakın ucunda bir gyrus olduğunu görüyoruz. Ucunu çevreleyen gyrus. Burası gyrus supramarginalis. Bir de arkadaşlar, daha anlatmadım, biraz sonra anlatacağım. Burada sulcus temporalis superior var. Onun da ucunda bir gyrus olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burası da gyrus angularis. Arkadaşlar, şu temporalin en uç kısmına pollus temporalis diyoruz. Temporalde şurada gördüğünüz sulcus temporalis superior ve sulcus temporalis inferiorla 3 şeye ayrılıyor. 3 gyrus ayrılıyor. Gyrus temporalis superior, gyrus temporalis medius ve gyrus temporalis inferior olarak.
Daha sonra arkadaşlar oksipital loba baktığımızda yine en uç kısmında polis oksipitalis diyoruz. Ve şurada gördüğünüz sulcus'a da sulcus oksipitalis transversus diyoruz. Şimdi arkadaşlar insular loba bakalım. Demin bahsettiğim gibi. Bakın arkadaşlar şurayı kaldırıyorum. Şimdi insular lobu saran frontal, pariyatal ve temporalin parçalarına biz operkulum diyoruz. Yani bakın insular lobun üzerine örten şurası operkulum frontale. Yine insular lobun üzerine örten şu kısım operkulum pariyatale. Yine bakın insular lobun üzerine örten şu kısımda operkulum temporale. Kaldırıyorum. Karşımda gyrus insularis. Gyrus insularis etrafını çevreleyen şu kısmı biz sulcus circularis insula diyoruz. Tam gyrus insularis'i şu ikiye ayıran şu oluğa sulcus centralis insula diyoruz. Onun önündeki bakın şu kısa gyruslara gyrus breves insula, arkadaki şu daha uzun oluklara gyrus longus insula diyoruz. Arkadaşlar şimdi fasies medialisine yani hemisferlerin iç yüzüne bakıyoruz. Şu corpus callosum'un üzerindeki oluğa sulcus corpore callosi diyoruz. Onun üzerindeki şu gyrus'a gyrus singuli, gyrus singuli'nin üzerindeki şu oluğa sulcus singuli diyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın frontalde şu gördüğünüz kısma gyrus frontalis medialis diyoruz. Bakın gyrus frontalis medialis'i bakın şurada bir oluk sınırlıyor. Bu oluk sulcus paracentralis. Ve bu oluğu da arkadan, burayı bakın şu kısmı da arkadan sınırlayan da sulcus marginalis. Ne şimdi bakın sulcus marginalis sulcus singulinin devamı, ramus posterioru. Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadan sulcus marginalis'in, önden ise sulcus paracentralis'in sınırladığı bu kısma lobulus paracentralis diyoruz. Ve arkadaşlar lobulus paracentralis'i bakın sulcus centralis gelip ikiye bölüyor. Buna dikkat edelim. Yani sulcus centralis bunu ikiye bölüyor şurada. Şu kısım lobulus paracentralis. Daha sonra arkadaşlar sulcus marginalis'in arkasında sulcus parietoxipitalis'in önünde bulunan bu kısım pirecuneus. Sulcus parietoxipitalis'in arkasında bulunan şu kısım cuneus. Ve şurası arkadaşlar şu gördüğünüz oluk sulcus calcarinus. Sulcus calcarinus'un da şu alt kısmı gyrus lingualis olacak. Onu biraz sonra alt yüzden de anlatacağız. Arkadaşlar şimdi de hemisferlere alt yüzden bakıyoruz. Yani facies inferiorundan bakıyoruz. Şu gördüğünüz sinir olfaktör sinir arkadaşlar. Şu gördüğünüz en uç şişkin kısmı bulbusu. Devamı şu kısım ise traktusu. Bunun içinde seyrettiği oluğun adı sulcus olfaktörüs. Bunun medialinde kalan bakın şu gyrus'un adı gördüğünüz gibi düz. O yüzden adı gyrus rectus. Lateralinde kalan şu kısım ise gyri orbitalis olarak geçiyor. Ve aralarındaki bakın şu H harfi şeklinde gördüğünüz sulcuslar ise sulci orbitalis olarak geçiyor. Şimdi şu kısma bakacak olursak şuradan bakalım. Şurası arkadaşlar şu sulcus collateralis. Arkaya doğru devam edince sulcus renalis adını alıyor. Bakın sulcus collateralis, devamı sulcus renalis. Bu burayı gyrus occipitotemporalis medialis şurası ve gyrus occipitotemporalis lateralis olarak ayırıyor. Şurası ne? Burası sulcus occipitotemporalis. Bu da neyden ayırıyor? Ne demiştik? Gyrus temporalis inferior demiştik şuraya. Oradan ayırıyor bizim alt yüzümüzü. Şimdi bakın ne demiştik şuraya? Gyrus lingualis demiştik. Göstereceğim açıp. Bakın şu sulcus calcarinus'un altına ne demiştik? Gyrus lingualis. Şimdi arkadaşlar bakın burada şuraya ne demiştik? Gyrus singuli. Bakın devam ederken şurada daralıyor. Bu daraldığı kısma biz ismus gyrus singuli adını veriyoruz. Daha sonra tekrar bakın devam ediyor bu oluk. Burası gyrus parahipokampalis ve bakın gyrus parahipokampalis
geliyor ve içe doğru kıvrılıyor. Bu içe doğru kıvrıldığı parça da uncus olarak isimlendiriliyor. Şimdi arkadaşlar motor ve duyu bölgelerden bahsedeceğim size burada. Biliyorsunuz ki Brodmann bunları numaralandırmış. Şimdi öncelikle bakın sulcus centralis'in önünde ve arkasındaki alanlar. Şimdi şu gyrus post centralis, bakın koyu mavi ile boyanan gyrus post centralis. Burası primer somatik duyu merkezi. Yani Brodmann 3-1-2. Sonra sulcus centralis'in önünde burası gyrus presentralis. Burası primer motor bölge. Burası Brodmann 4 no'lu alan. Kırmızı gördüğünüz. Daha sonra önündeki daha bakın açık pembe şu alanlar. Brodmann 6 no'lu alan. Pre motor ve yardımcı motor bölge. Yine üst kısmı yardımcı motor. Alt kısmı pre motor bölge olarak geçiyor. Bakın şu gördüğünüz kırmızı yer frontal göz sahası olarak geçiyor. Brodmann 8 no'lu alan. Daha sonra bakın şu gördüğünüz kırmızı bölgede burası arkadaşlar Broca alanı yani konuşmanın motor merkezi. Brodmann 44-45 olarak geçiyor. Daha sonra bu şurası bakın şu gördüğünüz en işte gördüğünüz koyu yeşil olan alan. Burası primer görme merkezi Brodmann 17 olarak geçiyor. Onun etrafında gördüğünüz iki tane daha yeşil alan var. Bunlar da sekonder görme merkezleri 18-19 olarak geçiyor buralar. Burası arkadaşlar primer işitme merkezi. Burası primer ve sekonder işitme merkezi olarak geçiyor. Brodmann 41 ve 42 no'lu alan. Arkadaşlar yine Wernicke şuralarda bir yere denk geliyor. Burası da Brodmann 22 no'lu alan. Bakın arkadaşlar şurada gördüğünüz küçük bir yer var. Bu gyrus postcentralis'in arka ve altına denk geliyor. Burası primer tat merkezi. Burası da Brodmann 43 no'lu alan. Ve size son olarak göstereceğim. Arkadaşlar bu gördüğünüz kırmızı bölgede gyrus parahipokampalis. Burası primer ve sekonder koku merkezi. Ve Brodmann 30, 28 ve 34 no'lu alanlara denk geliyor.